Fotoğraflar yakın doğu çevre yolundan, sabah saatlerinde olsun, akşam iş çıkış saatleri olsun, kısaca günün herhangi bir saatinde yakın doğu çevre yolundan geçerken bu tehlikeli hareketleri görebilirsiniz. Yol boyunca çok sayıda üst geçit olmasına rağmen vatandaşların üst geçit yerine refüjlerdeki bariyerleri aşarak tehlikeli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığına şahit oluyorum. Sürücüler ciddi anlamda zor durumda kalıyor. Özellikle akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte durum daha ciddi boyutlara ulaşıyor ve kazaya davetiye çıkarıyorlar. Yayaların birçoğu koyu renkli kıyafetler giydiği için de trafikte fark edilmesi zaten zor. Burası bir çevre yolu. Trafiğin akması önemli. Ancak üst geçit yerine üst geçidin altından geçmek de nasıl bir mantıktır? Üst geçit yapılmasaydı, niye üst geçit yok? Canımız tehlikede diyeceklerdi. Üst geçit yapılıyor. Geçidi kullanmak yerine altından geçmeye çalışılıyor. Hatta bildiğim kadarıyla 2017'de bu yola üst geçit yapılması için eylem dahi yapılmıştı. Kısacası, bir kısım yayalar yüzünden yakın doğu çevre yolunu çoğu zaman kullanmamaya çalışıyorum artık. Eminim ki birçok sürücü de bu tehlikeli durumdan rahatsız ve tedirgin oluyorlar. Kenti yöneten değerli yetkililerin, Büyükşehir Belediyesi'nin bu duruma acilen bir çözüm üretmesini rica ediyorum. Saygılarımla. Bir vatandaş. Sokaklar sizin kül tablanız değil. Fotoğraf çancılardan. Volkan Kurtuluş isimli okurum e-posta olarak göndermiş fotoğrafı ve eklemiş. Günay Bey, çancılardan geçerken dikkatimi çekti. Gerçi kentin birçok sokağında bu durumu görmek mümkün. Sokaklar İzmarit dolu. Özellikle çay ocaklarının önü. Burada da çay ocakları olduğu gibi yemek yenilen lokanta benzeri yerler de var. Sigara içenlere sesleniyorum, sokaklar sizin kül tablanız değil. İzmaritleri sokağa atmayın. İşyerleri bunun için önlem almalı. Bir yandan da belediye işçileri bu sokaklardaki çöpten çok izmaritlerinizi temizlemek için uğraşıyor. O kurumuza hak vermemek elde değil. Sokaklar sizin kül tablanız değil. Lütfen biraz duyarlı olun.